Benim söyleyecek bir şeyim yok arkadaşlar. Başımız sağ olsun. Polat Bey en son dakikaya kadar yanındaydı zaten. Son nefesine kadar da hep setteydi en son. Sinema. Son nefesine kadar. Kolpaçino filminde tedavi görmesine rağmen, kanser tedavisi görmesine rağmen tedaviyi görüyor. Hastaneye gidip çıkıp tekrar filme, sete geliyordu. Setten çıkıp hastaneye gidiyordu. O filmi çekmeden hep zaten söyledi, tek bir şey vardı. Ben bu filmi çekmeden ölmeyeceğim. Ben bu filmi mutlaka çekeceğim. Hep her seferinde onu söyledi ve her seferinde de ısrarla tedavi görmesine rağmen, acı çekmesine rağmen yine geldi o filmde oynadı. Son dakika kadar her zaman mücadelesi. Vallahi çok önemli bir Galatasaraylı abimizi kaybettik. Onun üzüntüsü içindeyiz. Kendisi yaşam boyunca hep Galatasaray'ın arkasında durmuş, Galatasaraylı'yla iftihar etmiş birisiydi. Türkiye'de aşağı yukarı herkesin sevdiği bir sinema oyuncusu, tiyatro oyuncusu. Kendisine eksikliğini her zaman hissedeceğiz. Bundan sonra bize Galatasaray Spor Kulübü'nde düşen onun anısını yaşatmak, onu unutturmamak gerçekten unutulmaz, mümkün olmayan bir Galatasaraylıydı. Allah rahmet eylesin. Aydoş benim için Aydoş'tu. Benim canımdı. Bir yine bir gün kalbini kırmadım. O da benim kalbimi kırmadı. Sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Aydoş'um yok. 45 seneye dayanan bir dostluktu bu. Hiçbir dostumdan Aydemir'den gördüğüm dostluğu görmedim. Balığı bana o öğretti. Et balık, kelle bunlar yine derle. O söz ona aittir. Ben de ona kebabı lahmacunu öğrettim. Yedirdim. Ben balık sevmezdim çünkü. Onun sayesinde balığı sevdim. Aydemir kimseden para istemez, kimseden yardım istemez, herkesten sevgi bekler. Aydemir param var mı? Var. Sen kendine bak. Aydemir iyi misin? İyiyim, sen kendine bak. Aydemir durumun nasıl? İyiyim, sen kendine bak. Hep birilerine. Aydemir'i kaybetmek, sağ kolumu kaybetmiş gibiyim. Severdim, o da beni severdi. Çok maceralarımız var ama böyle bu iki dakika sığmaz. Hepinizi seviyorum, saygılarımı iletiyorum. Mekanı cennet olsun inşallah. Amin. Son nefesinde beni görmek istediğini hissettim, gittim. Evlat Polat sağ olsun yoğun bakımı ayarladı. İçeri girdim. Bembeyaz bir surat, bebek gibi uzanmış. Sağ elimi, sol dizinin üstüne koydum. Aydoş, ben geldim buradayım dedim. Ben gittikten yarım saat sonra canını teslim etmiş. Benim bekledim Aydemir. Teşekkür ederim. Aç. Türk sineması bir değerini daha kaybetti. Büyük bir ustaydı. Kolpaçino serilerinde onunla karşılıklı oynamaktan çok keyif ve mutluluk aldığım bir ustaydı. Son sahneyi de herhalde o duygusal sahneyle birlikte bana nasip olmuş. Çok üzgünüm yani. Çok değerli bir insandı. Aydemir abi ansiklopedi gibidir yani. Çok kültürlüdür. Her şeye güzel cevap verir. Küfürün ağza yakıştığı ender insanlardan bir tanesiydi. Mekanı cennet olsun. Son nefesine kadar da hep setteydi en son. En önemli şeyi söyleyeyim. Son nefesine kadar derken Aydemir abi biliyorsunuz kanser hastasıydı. Evet.
ve de sete tedavisini olup gelirdi. O kadar işine bağlıydı, o kadar sinemayı seviyordu. Düşünün yani 87 yaşında, 88 yaşında bir insan kanser hastası ve de sinemaya, filme o kadar aşık ki hastanede tedavi olup ertesi gün ya da aynı gün sete gelirdi. O kadar aşıktı. Öyle insanlar zor gelir. Öyle insanlar Türk sinemasına zor gelir. Allah mekanını cennet etsin. İstediniz. Peki çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ olun. Siz neler söylemiştiniz? Başımız sağ olsun. Mikrofonu indir. Valla o bizim abimizdi. Uğurlamak için buradayız. Son görev. Peki, çok severdik. Peki çok teşekkürler. Sağ olun. Bu krevi ahirete irtihal olan özellikle kul haklarınızı helal edin. Helal olsun. Lütfen helal edin. Helal olsun. Allah rızası için canı gönülden helal edin. Helal olsun. Uydum hazır olan imama, her kişi niyetine. Allahu Ekber. Kabul eylesin. Cenazemiz Feriköy mezarlığına defolunacaktır. Ebe rahmet eyle. Başkanım. Elden ele bakın, dikkatli. Hepinizden razı olsun.